99 Furkan Bekleviç, 2 Ömer Kandemir, 5 Soner Birinci, 10 Abdullah Korkara, 15 Fatih Cevlek, 16 Muhammed Aran, 18 Hüseyin Afgan, 21 Burhan Eşer, 22 İsmet Kavuşlu, 25 Osman Torun, 91 Bahattin Berke Demircan, Teknik Direktör Yusuf Şimşek. İnegöz Spor'umuz 1 Sercan Çobanoğlu 8 Furkan Özyapı 13 Medeni Pekör 14 Yılmaz Özeren 20 Orhan Aktaş 28 Hamza Özdemir 53 Ersel Aslı Yüksek 55 Ethem Ercan Türkin 79 Umut Sönmez 80 93 Ömer Faruk Ermeç Teknik Direktörümüz Şaban Yıldırım Teşekkürler onun için bana Evet İnegöl Ölçe Stadında İnegöspor Spartospor mücadelesinin başlamasına yaklaşık 8 dakikalık bir süre var değerli izleyiciler. Mücadeleyi Ayberk Demirbaş yönetecek. Ve İnegöspor sahaya çıkıyor. Kaptan Yılmaz Özeren'in arkasından Uğur Önay, Melih Kurtuluş yardımcılıklar yapıyor. Erdem Temel de maçın 4. hakemi değerli izleyiciler. İnegöspor'da kalede Sercan Çobanoğlu var. Furkan Özyapı, Medeni Bingöl, Yılmaz Özeren, Orhan Aktaş, Hamza Özdemir, Ersel Aslı Yüksek, Ethem Ercan Pülgür, Umut Sönmez, Kadir Salih, Ömer Faruk Ermeç de. İnegöspor'un 11'i. Hemen Isparta 32 Spor'un 11'ine bakalım. Kalede Furkan Bekleviç var. Ömer Kandemir, Soner Birinci, Abdullah Topkara, Fatih Çelek, Muhammed Aran, Hüseyin Afgan, Burhan Eser, İsmet Kavuşlu, Osman Torun, Bahattin Berke, Demircan da Isparta takımının ilk 11'i. Yusuf Şimşek takımın başında. Yine Şaban Yıldırım. Kuşkusuz Şaban Yıldırım için çok zor bir 90 dakika olacak. İki takım da İstiklal Marşımız için şu anda seremonide. İnegöspor 4 karşılaşmada 3 mağlubiyet, 1 galibiyet aldı. Bir hafta, ikinci haftası baydı Bordo Beyazların, hatırlayacaksınız. Geçen hafta İzmir'de mağlup olduk. Hafta içi Düzce, yine Erzincan deplasmanı, 2 deplasman, 1 İstanbul mağlubiyetimiz var. Bugün artık olmazsa olmaz maçlarından biri, 90 dakikalardan biri. İstiklal maçımız.
Güneşli bir İnegöl günlüğünden, güzel bir zeminden 3 puanla sahadan ayrılmamız dileğiyle değerli izleyiciler. Isparta Spor geçen sezon playoff oynadığı Teko Karacabey'e elenmişti hatırlayacaksınız. Genç bir kadroyla ligde önemli işlere imza atmıştı geçen sezon Akdeniz ekibi. Bu sezon beyaz grupta yollar kesişti ve 5. maçı ligde 6. hafta İnegöl'ün 5. maçı mücadele hala başlamadı. Eksikler var demek ki bakıyorum. Orta hakem yardımcılarıyla göz göze geliyor, kalecilere bakıyor ama artık saat 16 olmadı ondan dolayı mı bilemiyorum ama sürenin dolmasını mı bekliyor Ayberk Demirbaş? Evet, mücadelenin ilk 45 dakikalık bölümüne İnegöl başladı değerli izleyiciler. Uzun bir top Ömer Faruk Ermeç'e doğru, savunma topa yükseklik kazandırdı. Ardından İnegöl Spor'a tabi, İnegöl Spor'a tabi devam edecekti. Dışarı gidiyor. Osman Torun eski bir İnegöl, yine Fatih Çellek de ilk 11'de. O da geçen sezon İnegöl'da devre arasına gelmişti. Medeni Bingöl taçı kullandı. Ceza içerisine doğru çıkarttı Soner ama atak devam edecek mi? Topun indiği noktada kimse yok. Daha doğrusu dışarı gidiyor. Taç hemen kullanıldı. Hamza Özdemir'e Temercan paslaşması, baskı var. Önde basıyor. Abdullah Topkara, o da Sivas Belediyesi'ndeydi geçen sezon hatırlayacaksınız. 4-2 kaybettiğimiz maçta etkili bir oyun ortaya koymuştu. Ve 2 golle maçın yıldızı durumundaydı Abdullah Topkara. Önlem alınması gereken bir oyuncu, dikkat edilmesi gereken bir oyuncu. Uzun bir top. Bir kez daha top dışarı gidiyor. Taç. Cezanın içerisine doğru, daha doğrusu önünde bir müdahale var. Yılmaz Özeren, Orhan Aktaş paslaşmasında top bizim, taç kullanıldı.
Kadir Salih girdi. Ersel de o noktadaydı, ayrıldı şimdi. Orhan yardımına geldi, faul. Serbest vuruşu kullanacak Isparta 32 Spor, Furkan Bekleviç ile değerli izleyiciler. Osman Torun'a doğru sol tarafa oynadı. Medeni Bingöl kesti. Medeni Bingöl pas yerine gitmedi ama Ermeç baskıyı arttırdı. İsmet kavuştu. Furkan Bekleviç, Soner birinci, topu aldık cezan içerisine doğru. Vuruş. Furkan, şimdi Ersel, Ersel sağdan ortasını yaptı arka tarafa doğru. Orhan. Cezan içerisine doğru Furkan Bekleviç. İnegöspor iyi geldi. İstekli geldi ama Furkan Bekleviç'in ellerinde kaldı top. Saat 16'da başlayan iki karşılaşma. Esen Erok, Nazilli, Negöl, Isparta golsüz devam ediyor. Yine 32. dakikası. Geride kalan maçta Ankara Spor 0, Soma 0 değerli izleyiciler. Yusuf Şimşek ve Şaban Yıldırım ayakta. Furkan'ın baskısı var. Furkan yerde kaldı, gözler hakemde oynayın dedi. İsmet kavuştu. Topu istediği yere atamadı. Taç bizim. Medeni Bingöl, Yılmaz Özeren paslaşması. Savunmada Hamza Özdemir, riskli hareketlere gerek yok. Orhan, Yılmaz. Ersel hareketli. Ersel yerde kaldı, faul. Serbest vuruş. Yardımcısı ısrarla bayrağını kaldırdı. Ayberk Birmit başta. Pozisyon serbest vuruş dedi. Orhan Aktaş serbest vuruş kullanacak. Dakika 4. Tek kişilik bir baraj. Orhan. Orhan cezanın içerisindeki dağılımı kontrol etti. Furkan dikkatli. Orhan ön direğe doğru kafa, savunmadan ama top dışarı gidiyor. İsmet. Taç kullanacak Medeni Bingöl. Göğüste aktarmak istedi Ömer Faruk Ermeç. Top bir kez daha dışarı gidiyor. Medeni Bingöl, Furkan Özyapı. Furkan Özyapı döndü. Furkan Özyapı sıyrıldı. Ortasını yaptı. Vuruş topu ağır gitti. Hayır. Hayır. Net pozisyon. Umut Sönmez. 8. dakika, önemli bir pozisyon, sonuç alamadık. Furkan Özyapı geçirdi, Umut Sönmez. İyi saktı savunmanın arasından ama top direğin yanından dışarı gidiyor. Furkan Bekleviç. Kale uçunu kullanacak.
Topu aldık ama Ersel aktaramadı. Medeni Bingöl. Hatalı pas. Ethem Ercan'dan kritik bir müdahale. Çalan düdük, faul. Kadir Salih. Sercan Çobanoğlu. Orta geldi. Aman 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 aman. Çok soğuk şakalar yapmamamız gerekiyor o bölgelerde. Sercan Çobanoğlu Düzce maçından sonra kaleyi Emre Selen'e devretmişti ama bugün yine ilk 11'de başladı. Yılmaz Özeren, Hamza Özdemir, Kadir Salih, cezanın içerisine doğru kaleci Furkan Ermeç'i açtı topu adeta. Ethem Ercan, Furkan İnegöspor istekli başladı. Ethem Ercan yanında Medeni var. İnegöspor savunması orta alana kadar geldi. Uzun bir top. Ermeç hareketli. Ermeç, Furkan. Ömer Kandemir. Hüseyin Afgan. Burhan Eser ortada top istedi. Gelmedi ona. Fatih Cerlek yerde kaldı. Isparta top çeviriyor. Kendi yer alan İsmet Kavuşlu. Osman Torun. Abdullah Kara top istedi. Osman sıyrıldı. Medeni. Faul. Ethem Ercan Pülgir serbest vuruş kullanacak. Yılmaz Özeren. Furkan Yılmaz topu aldı. Furkan'dan sekmişti. Medeni. Ersel bıraktı taç. Furkan'a doğru ama rakibe gitti Osman Torun. Top dışarı gidiyor taç. Isparta 32 spor kullanacak taç atışını. Osman. Arka tarafa doğru. Bahattin Berk'i aşırdı ama top bizde kaldı. Umut Sönmez. Taç. Taç İnegöspor'un. Burhan Eser ısrarla topu vermiyor. Nereye götürecekse artık. Medeni. Ömer Faruk Ermeç. Ermeç top hala kendisinde, sıyrıldı. Ömer Faruk ortasını yaptı, köşe vuruşu. Alkış aldı. Bu isteği, bu baskısı Ömer Faruk Ermeç'in köşe vuruşunu kullanacak. Maçta ilk korner. 11. dakika İnegöspor kullanacak. Furkan Özyapı yerden vuruş. Son anda kaleci. Umut Sönmez. Çok ince bir düşünce. Harika bir vuruş. Ama aynı güzellikle Furkan Bekleviç topu kornere gönderdi. Furkan Özyapı topun başında tekrar.
Orta geldi. Savunmada kafayla çıkarttı Soner. Burhan Eser. Medeni Bingöl faul. Serbest vuruş kullanacak konuk takım. İstekli oyun. Golü getirmedi şu ana kadar ama özellikle 12 dakikalık süre içerisinde iki kaçan pozisyon var. İkisinde de Umut Sönmez. Başrolde Furkan. Evet, hem Ercan yükseldi. Bahattin hareketli. Osman Torun. Taç. Bahattin Berke ile bir anlaşmazlık ama son dokunuş bizim. Muhammed Aran araya girdi. Soner birinci. Çabuk çıkıyor İnegöspor. Umut Sönmez atamadı. İsmet kavuştu. Rakibi pas. Burhan Eser'le çıkmaya çalışıyor Sparta. Faul. Abdullah Topkara. Ömer Kandemir. Orta. Karşıladık. Yılmaz Özeren. Ersel. Ersel. Boşa kaçan arkadaşları var ama uzun oynadı. Yardımcıya baktım, devam dedi. Sol taraftan geliyor İnegöspor. Orta geldi. Cezan Çes'e doğru. Vuruş, kaleci Furkan. Furkan Özyapı net pozisyonu kaçırdı. Net pozisyon bu ama çabuk çıkmaya çalışıyor. Şimdi top yine bizde. Kadir Salih yerden Cezan Çes'e doğru. Kadir Salih top istedi. Kadir Salih dönemedi. Dönmeye çalışıyor. Savunma adeta etten duvar ama çıkartmayı başarıyor o bölgeden. Burhan Eser. Abdullah Topkara. Karşıladık. Top rakipte kaldı. Vuruş. Dışarı gidiyor. Burhan Eser ama son müdahale var mı var diyor yardımcı. Net pozisyon Furkan Özyapı. Kaleci Furkan Bekleviç. Topu filelele buluşmasına engel oluyor ama kaçan pozisyon 14. dakika bizim adımıza şanssız bir an. Abdullah Topkara korneri kullanacak. Isparta'daki 4-5-6 oyuncu cezanın içerisinde. 3'ü dışarıda. Orta geldi. Çıkarttık ama atak devam ediyor. Osman Torun doldur değil içeriye doğru. Medeni Bingöl çıkarttı. Elle oynama. Hüseyin Afkan sarı kart gördü. Sarı kart Yusuf Şimşek'i çılgına çevirdi adeta. Serbest vuruş kullanacağız. Kazanmamız gereken bir mücadele. Telafisi zor olan bir karşılaşma. Ve iyi başladık. İyi gidiyoruz. Net pozisyonlar var. Ama topu çerçeveyle, çerçevenin içine göndermemedik. Şu ana kadar bunu başaramadık değerli izleyiciler. Orhan Aktaş sol tarafa doğru. Yılmaz Özeren paslaştılar. Faul, serbest vuruş.
Serbest vuruş kullanacağız. Kaleye oldukça uzak bir mesafe ama dönen toplar, savunmada hatalar olur mu olur? Goller var mı var bu pozisyonlardan, bu durumlardan? Yılmaz Özeren. Ersel. Ersel vurdu. Baraj. Kaleci Furkan. Seken topun dışarı çıkması izin vermedi. İsmet. Osman. Bahattin döndü. Bahattin Berke Demircan. Aman, büyük bir hata. Bahattin Berke ceza sahasına girdi. Son anda müdahale. Kornel. Savunmada büyük bir hata geldi ama sonrasında o hatayı telafi ettik. Abdullah Topkara. Sağ ayağıyla çekti. Sol ayağıyla ortasını yaptı. Karşıladık. Muhammed Afgan bir kez daha gönder cezanın içerisine doğru. Fatih Çerlek. Ersel. Çok dar alanda fantazili paslar sıkıntı yaşatabilir bize. Fatih. Furkan Bekleviç. Yılmaz Özeren, karşılıklı top kayıpları. Osman Torun. İsmet. Muhammed Afgan, uzun bir top. Ömer Kan Demir hareketlenmişti. Yılmaz Özeren. Dakika. İnegöl'de İnegöspor 0, Isparta 32 0 değerli izleyiciler. Furkan Bekleviç. Orta cezanın içerisine doğru köşe vuruşu. Yine Abdullah Topkara o noktaya doğru hareketlendi. Erkan Demir. Orta geldi. Evet.
basit bir şekilde geldi Isparta takımı. İsmet kavuştu. Vuruşunu yaptı, dışarı gidiyor. Yılmaz Özeren. Kadir Salih. Oynayın dedi, faul bekledi ama şimdi yine sağ taraftan geldi. Isparta Burhan Eser ayağından açtı. Bu da bizim için şanslı bir andı. Furkan Bekleviç. Fatih Çerlek. İsmet. Fatih Çerlek. İsmet. Uzun bir top. Osman hareketli. Çıktı denilen top oyun alanında kaldı. Yılmaz Özeren. Ömer Faruk Ermeç'e doğru. Furkan Bekleviç çıktı, kale boş. Kadir Salih dışarı gidiyor. Furkan Bekleviç tehlikeyi gördü. Kalesini terk etti. Ömer Faruk Ermeç, top boşta kaldı. Kadir Salih boş kale aşırtma bir şekilde topu göndermek istedi ama farklı şekilde top dışarı gidiyor. Abdullah. Fatih Çerlek bıraktı. Abdullah Topkara. İsmet kavuştu. Burhan Eser. Muhammed Afkan. Aran daha doğrusu. Burhan Eser. Ahmet Aran, top yine kendisinde. Fatih Çerlek yine Gospor deldirmedi. Çıkmasını engelledi Isparta takımının. O da kalecisi Furkan'a kadar döndü. Fatih Osman Torun. İsmet, Fatih Çerlek. Mete Mercan attığı yerde Ömer Faruk Ermeç. Soner birinci. Fatih Çerlek, Ömer Kandemir, Hüseyin Afkan hareketlendi, ona gelmedi. Şimdi Furkan Özyapı. Ersel ve Temercan. Yılmaz Özeren. Kadir Salih. Orhan Umut var önünde. Döndü Kadir'e tekrar. Kadir Salih. Hamza. Sercan. Ethem.
Orhan Aktaş ortasını yaptı. Kaleci Furkan Bekleviç. Zorlanmadı, aldı aslında. Top inerken bir tehlike oluşturulabilirdi ama yapamadık. 27. dakika. 0-0'lık eşlik devam ediyor. Fatih Çerlek. Ersel. Ersel araya atmak istedi, yapamadı. Baskı Furkan'dan. Hüseyin Afgan. Soner Birinci. Furkan. Ersel. Medeni. Ersel'in koşuğuna doğru ama çok, bu hem hızlı hem de doğrudan dışarı gidiyor. Sparta'da yavaş hareketler başladı. İşte bütün bunların önüne geçebilmek için gol gerekiyor. Osman Torun. Burhan Eser. Umut Sönmez. Ersel'e doğru iki Spartalı oyuncu var o bölgede. Osman Torun, İsmet Kavuştu. Abdullah Topkara. Hamza. Umut Sönmez. Faul. Umut Sönmez yavaş yavaş kalkıyor. Sağlık ekiplerine gerek kalmadı. Fatih Çerlek. Yılmaz Özeren. Ethem Ercan. Ermeç'e doğru ama Kadir Salih de o noktada, köşe vuruşu. Furkan Özyapı yine bütün köşe vuruşlarını o kullandı. Emir Özsoy'un yokluğunda, yine Emir Özsoy varken durumlara göre değişiklik gösteriyordu köşe vuruşunu kullanan isim. Furkan ortasını yaptı. Kaleci Furkan çok rahat. Düzce spor maçındaki gibi aslında çok duran top kazandık. Yan top kazandık ama adeta kaleci çalışır gibi bütün yan toplar kalecinin ellerinde kalıyor. Yılmaz Özeren. Furkan. Yılmaz Özeren, Ömer Faruk Ermeç, Furkan Özyapı, Medeni Bingöl sağda. Medeni ara pası denemesi, Ersel son anda bir müdahale, taç. İsmet Kavuştu, ayak koydu. Topun dışarı çıkmasına izin veriyor. Medeni Bingöl taç atışını kullanacak. Soner Birinci çıkarttı. Hüseyin Afgan. Topu aldık. Yılmaz Özeren. Orhan Aktaş, Yılmaz. Ersel. Döndü. Yerde kaldı. Oynayın dedi maçın hakemi. Bahattin.
Furkan. Ömer Faruk Ermeç'e doğru. Yine Soner girdi araya. Furkan. 32. dakika. 0-0'la geçiliyor. 3 önemli pozisyon var bu dakikaya kadar İnegöspor'da. Burhan Eser sağ tarafta. Muhammed Ethem. Şimdi Ömer Faruk. Osman Torun taç. Yılmaz Özeren taç konuk takımın. Ethem. Burhan, Abdullah Topkara, Burhan Eser taç. Medeni, Ömer Faruk, Ersel. Ethem. Orhan hareketli. Orhan önünde de bir boşluk var şimdi. Ömerkan Demir geldi karşısına. Orhan son derece kötü bir orta. Şut karışımı artık ne dersek diyelim. Önünde de bir boşluk oluştu ama. Furkan. Atış kullanacak. O da yavaş hareketler. Fatih Çerlek. Ömer Kandemir. Fatih Çerlek. Esenler Erok 1-0 önde, 34. dakikası geride kaldı bu karşılaşmanın. Ankara 0, Soma 0, İnegöl Isparta maçlarında gol yok. Serbest vuruş. Artık şu duran topları değerlendirmemiz gerekiyor değerli izleyiciler. 36. dakika, 0-0'lık eşitlik var. 3 önemli pozisyon, sonuç gelmedi. İkisinde Umut Sönmez, birinde Furkan Özyapı. Belki de kolay olanı yaptılar, zor olanı yaptılar daha doğrusu. Serbest vuruş kullanacağız yine ceza içerisine doğru. Hava hakimiyeti yüksek oyuncular o noktada. Umut Sönmez. Ceza içerisindeki mücadelelerin
Futbol kurallar içerisinde olmasını istedi Ayberk Demirbaş. Oyunu durdurdu. Orta ön direğe doğru dışarı gidiyor. Köşe vuruşu. Orada bir gerginlik yaşandı Ethem Ercan'la. Muhammed Aran. Dışarı gidiyor top. Orhan yetişemedi, top hızlıydı. Furkan kale uçunu kullanacak. Oyunda zaman zaman tempo düşüyor. İşte bu dakikalarda böyle gidiyor ama Isparta Spor şimdi Burhan Eser çıkarttı. Hamza bu arada bir hata, ceza içerisine doğru girdi. Ömer Faruk Ermeç vuruşunu yaptı ama zayıf bir vuruş. Savunmada bir hata, Ömer Faruk Ermeç de beklemiyordu. Hareketlendi ama destek veren kimse de gelmedi değerli izleyiciler. İsmet Medeni hareketli, arkasında Abdullah Topkara var. Medeni taç. Osman. Osman Torun taç atışını kullanacak. Biraylı gerildi. Uzun bir taç kullanacak gibi. Çıkarttık. Ömer Faruk. Faul. Furkan Bekleviç uzun oynadı, ardından Sercan'a geldi. Sonrasında Ömer Faruk Ermeç yerde kalınca Ömer Faruk Ersel hareketten ama Furkan. Abdullah Topkara yerde kaldı. Güzel bir pas. Yılmaz Özeren bayrak kalktı. Ersel bayrak kalktı.
Dakika 42. Esenler Erok 2, Nazilli 0 oldu. İsmet kavuştu. Soner birinci. Muhammed Aran ata ata. Ömer Kandemir. Muhammed. Burhan Eser. Orhan aldı. Döndürmedi. Ersel. Faul. Fatih Çelek. Burhan Eser. Burhan. Köşe vuruş. Abdullah Topkara yine kullanacak köşe vuruşunu. Abdullah Topkara ortasını yaptı. Sercan. Çok önemli bir pozisyon. Sönmez'e doğru top hızlı. Çabuk çıkmak istedi Negospor. Ama Umut Sönmez için hızlı bir toptu. Kadir Salih, Yılmaz Özeren ilk yarı bitiyor. İnegöl'de ilk yarıda gol yok. Kaçan pozisyonlar çok. İkinci yarıda tekrar birlikte olacağız. Ama İnegöspor'un golü bulması gerekiyor değerli izleyiciler.
Aktüel ses. Geliyor.
Alman arasındaydı. İkinci yarı Sparta 32 spor takımı başladı değerli izleyiciler. Orhan Aktaş, Soner Birinci, Ersel, top dışarıda, Taç. Ömer Kandemir. Hamza yükseldi. İstediğimiz gibi uzaklaştıramadık o bölgeden topu. Şimdi Orhan, Ömer Faruk Ermeç. Faul. Furkan Özyapı, Medeni Bingöl, Furkan ortasını yaptı. Savunma doğrudan adeta dışarı gönderiyor. Muhammed Aran. Köşe vuruşunu Furkan Özyapı kullanacak. 46. dakika, orta geldi. Buran Eşer çıkarttı. Hüseyin Afkan. Hüseyin Afkan. Cezanın içerisinde düştü kalktı. Top kendisinde. Bu arada Buran yerde. Sağlık ekiplerini şimdi çağırdı Ayberk Demirbaş. İlk yarıda kaçan pozisyonlar İnegöspor için bir şanssızlıktı. Umarız ikinci yarıda artık telafisi olmayan her dakika, geçen her dakika bizim için. Burada beklediğimiz golü buluruz, aradığımız golü buluruz diye düşünüyoruz. Ankara deplasmanında Soma 1-0 önde. 76. dakika oynanıyor o mücadelede. Esenler Orok 2, Nazilli 0. Değerli izleyiciler, İnegöl maçında gol yok. Buran tedavisi saha dışında yapılacak. Orhan Aktaş, Sercan da rakip kaleye topu centilmence gönderiyor. Furkan Bekleviç. İkinci yarı düşük tempoda başladı. Rakibin bizi uyutma çabası. Abdullah Topkara topun başında. Sercan dikkatli. Cezanın önünde çizgi halinde iki takım oyuncuları. Orta geldi. Ömer Kandemir ayak koydu. Furkan. Sercan. Bahattin Berke Demircan'dan önce çıktı. Bir adım geç kalsaydı büyük tehlikeydi bizim adımıza. Kadir Salih alamadı. Muhammed Ar-
Sağ taraftan destek Medeni Bingöl. Ortası yerden Furkan. Taç. Orhan. Ömer Faruk. Kadir Salih. Ömer Kandemir. Taç. Ömer. Ethem. Osman. Niyazi Batuhan'dan kurtardı. Geri attı. Buran. Buran Eşer. Buran Eşer. Top kendisinde aktardı. Aldı. Ömer Kandemir, Buran, Ömer paslaşıyorlar. Taç. Yılmaz. Kadir Salih. Bu arada cezanın içerisine doğru Sercan çıktı. Top dışarı gidiyor. Elle oynadı. Beklentisi var Ethem Ercan. Abdullah Topkara. Gole çok yaklaştı. Konuk Isparta. Abdullah Topkara. Yerden Buran'la paslaştı. Buran top kaybı. İnegöspor atağı. Başlayacak mı? Faul. Orhan, Hamza, Sercan önde basmaya başladı Sparta. Ethem yerde. Orhan. Ersel hareketlendi. Ersel. Ortası arka tarafa doğru. Ermeç indirdi. Karambol oluştu. Savunma çıkarttı. Buran Eşer. 3 yine gollü oyuncu. Peşindeydi. Orhan. Çok basit top kaybı. Abdullah vuruşu dışarı gidiyor. Çok basit bir hata da. Kalemizde bir tehlike atlattık. Sercan. 55. dakika. Hamza. Top doğrudan dışarı gidiyor. Niyazi Batuhan salmanı düşündü ama. Hamza.
Sağ taraftan gelmeye çalışıyoruz. Niyazi Batuhan Salman Taç. Medeni kullanacak. Ethem. Yılmaz. Faul. Bahattin Emre, top dışarı gidiyor. O kadar basit pozisyon ki kendi bile beklemiyordu bu asisti. Daha doğrusu bu pası. Köşe vuruşu kullanacak Isparta. İlk yarıya oranla biraz daha tutuk başladık. Biraz daha oyunu geride kabul ediyoruz. Daha doğrusu çok basit hatalar yapıyoruz. O top kayıpları da kalemize ciddi tehlikeler yaşanmasına neden oldu ikinci arada. Abdullah Topkara. Yine yerden Ömer Kandemir. Orta. Kafa dışarı gidiyor. Yapamadı. Çok boşta kaldı bir pozisyonunu da söyleyelim değerli izleyiciler. Değişiklik olacak. Hamza Özdemir. Sağ kenarına geldi, sakatlığı vardı. Tedavisi bitti, oyuna dahil olacak. Kadir Salih, Ersel değişikliklerine gidebilir. İki oyuncu oyundan alabilir Şaban Yıldırım. Abdullah Topkara sol taraftan. Orta Sercan. Fatih Çelik. Osman Torun. Burhan Eşer. Orta alanda bir boşluk. Serhat Emirler ve Bahadır Taşların oyuna dahil olacak. Faul. Faul imdadımıza yetişti. Niyazi Batuhan top kaybı. Abdullah Topkara, Osman Torun. Ortası Sercan. Isparta Spor. Çabuk gelme, çok gelmeye başladı. Değişiklikler yapılıyor. Hamza çıkıyor, Serhat Emirler çıkıyor. Savunmadan bir isim. Çok aksamaya başladı. Ersel.
Ersel vuruşunu yaptı. Bahadır alamadı. Şaban Yıldırım'ın tribüne yönelik tepkisi. Tribünlerde tabi 0-0'lık İnegöspor'un son 3 maçı kaybetmesi, beklentiler biraz. Kadir Salih. Furkan Bekleviç. Niyaz Batuha Salman. Bahadır Taşdelen, aktardı Ömer Faruk Ermeç, Ömer Faruk Ermeç, Ömer Faruk Ermeç, top alana gidiyor, top alana gidiyor, top alana gidiyor, top alana gidiyor, Ömer Faruk Ermeç, Ömer Faruk Ermeç, Ömer Faruk Ermeç attı, Bahadır getirdi, gol geldi 68, müthiş bir gol, çok mu çok ihtiyacımız vardı, bu golü atmamız gerekiyordu. Ömer Faruk Ermeç, Bahadır Taşdelen. Top alana gitti, 1-0 oldu. Bir sıfır öne geçtik. Ömer Faruk Ermeç golü attı, Şaban Yıldırım'a koştu. 68'de İnegöl'de Ömer Faruk Ermeç 1-0 öndeyiz. Çok gergin çıktık. 3 maçta kaybettik. Olmazsa olmaz maçlardan biriydi bu. Maçın bitimine daha uzun bir süre var ama golü atmamız çok önemliydi. Gol geldi. Statta buruk bir sevinç, gergin bir ortam. Tribünler son 5 dakikadır Şaban Yıldırım'a yönelik tepkileri vardı. 67'de Ömer Faruk Ermeç golü attı, Şaban Yıldırım'a geldi, koştu, sevincini paylaştı ve statta değişik bir sevinç ortamı var ama maç bitmedi, onu söyleyelim. Orta geldi. Aman aman. Çok dikkatli olmalı Sercan. Müthiş. Müthiş çıkarttı. Adeta dengesini bozdu. Ersel faul. Artık bunlar olacak. Çok dikkatli olmamız gerekiyor.
Çok dikkatli olmamız gerekiyor. Bunlar olacak. Olabildiğince rakibi cezanın dışında tutmamız gerekiyor. Osman çıkarttık ama atak devam ediyor. Ethem çok basit pas hatası yine. Son dokunuş çok kritik, çok ince. Orhan Aktaş köşe vuruşunu kullanacak. Isparta 32 Spor. Orta geldi. Sercan. Sercan oyunu biraz daha sakinleştirip daha rahatlatması gerekiyor. Yine Ömer Faruk Ermeç. Orhan. Orhan Aktaş. Çevirdi. Vuruş. Tabağa gitti. Bahadır attı. 2 oldu. Bahadır attı. 2 oldu. 73. Bahadır attı. 2 oldu. 73'te fark 2'ye çıktı. İlk yarı kaçırdık. İkinci yarı zorlara attık. Ya şuna bak. Değişiklik var. Hamza, hemen düzeltelim. Serhat Yılmaz oyuna dahil oldu. Yine Oğuzhan Öztürk dördüncü hakem inanında. Burhan Eşer de çıktı. Müthiş bir gerginlik var. İlçestan'ın 2'yi bulduk. Golün sevincini yaşamadık. Bir duygu patlaması. Ömer. Ömer Kandemir dışarı gidiyor. Köşe vuruşunu kullanıyor. Osman Torun. Vuruş Sercan. İlçe stadında gerginlik has safhada. 2-0 öndeyiz. Bahadır Taşdelen ikinci golü attı. Ömer Faruk Ermeç, Yusuf Şimşek'in yanında. Berginlik. Ermeç'in bunları yapmaması gerekiyor. Yani Erzincan'da bunu yaşadık. Zaten ileri açta sıkıntımız var.
bu gereksiz ortamlara girmemesi gerekiyor. Sercan yerde müthiş bir gerilim de var. 2-0 öndeyiz. Biz 3 puanı kazanmanın, 3 puanla maçı bitirmenin hesabını yapmalıyız değerli izleyiciler. ...69 ve 74'te gelen goller. 2-0 öndeyiz. Dakika 77. Faul. Uçum Şimşek'in tribünlere tepkisi var. Bunlara gerek yok. Bunlar hep ceza olarak bize dönecek. Bahadır Taşdelen. Sercan. Bu kaoslu, bu sıkıntılı dakikalara iyi atlatmamız gerekiyor. Serhat araya girdi. Bakıyorum köşe vuruşu. Bu dakikaları savuşturmamız gerekiyor artık. Orta geldi. Kafa dışarıya. Çok rahat bir vuruştu. Soner birinci, bu ikinci denemesiydi değerli izleyiciler. Sarı kart. Muhammed Aran. Puanımız 3'tü. Bu karşılaşmayı kazandığımız takdirde 6'ya çıkacak. Bir anlamda kötü gidişe de dur demiş olacağız. Serbest vuruş kullanacağız. Bahadır ayrıldı. Kadir Salih. Furkan. Orhan Taç. Ömer Kandemir. Out. Furkan Bekleviç ileri kadar çıktı. Sercan atış kullandı.
Sparta takımının ileride kalmasını, savunmanın geriye dönmesini istemedi. Şimdi geri geri bir kaçış var. Orhan. Soner birinci, Furkan. Niyazi Batuhan, Salman yetişemedi. ...82. dakika değerli izleyiciler... ...2-0 öndeyiz... ...69 Ömer Faruk Ermeç... ...74'te Bahadır Taşdelen... ...skoru koruma çabası içerisinde... ...İnegospor, daha doğrusu ilk yarıda aslında... ...daha çok... ...kolay pozisyonları vardı... ...Niyaz Batuhan Salman... Taç kullanıldı. Oyun alanında kalıyor top. Furkan faul bekledi. Serhat Yılmaz. Bir şey yapmadım diyor ama karar değişmeyecek. Cumartesi günü Arnavutköy deplasmanına gidecek İnegospor. Isparta, Anadolu Erzincan'ı konuk ediyor. 3 maç vardı bugün. Ankara Spor evinde Soma'ya 3-0 mağlup oldu. Nazilli, Esenler Erok deplasmanında mağlup. Yine İnegospor'la aynı anda başladı o karşılaşma. 3-1 devam ediyor Esenler Erok'un 3-1'lik üstünlüğü var. Hüseyin müthiş bir hamle. Bahadır oyun alanında kaldı. Müthiş bir hareketine bravo Furkan. Söktü aldı topu adeta o noktadan Furkan ama şimdi Ersel faul, oynayın dedi Soner. Ömer Kandemir ortası çıkarttık, Serhat, Niyaz Batuhan Salman, olabildiğince o topu o noktadan uzak tutmamız gerekiyor. İki Spartalı oyuna girecek, Ömer Çiçek ve Cem Özdemir. Bayrak kalktı. Oğuzhan, Ömer Kandemir. Ersel, taç bizim. Değişiklikler yapılacak. Bu arada Emir Özsoy da geldi. O da oyuna dahil olacak. Ömer Faruk Ermeç. Soner çıkıyor. Abdullah Topkara.
numaralı formasıyla Cem Özdemir. Kadir Salih oyundan alınıyor. Çıkan oyuncu 80 numaralı formasıyla Kadir Salih. Diğer oyuncu 16 numaralı formasıyla Emir Öztürk. Ethem Ercan Pülgir. Furkan için kolay bir top. 87. dakika. Taç. Statta bir sessizlik. 3 maçtır kaybediyoruz. Bu karşılaşmanın önemini maç başlarken de söylemiştik. Nazilli farkı 1'e indirdi. Esenler Erok deplasmanda 3-2 oldu durum. 3 karşılaşma var grupta bugün. İşte biri bitti. Ankara Soma'ya 3-0 mağlup oldu. Bu arada sert bir vuruş. Serhat Emirler'den döndü. Taylan oyuna dahil olacak. Ethem Ercan karşıladı. Rakibin pozisyonu bozdu. Çıkarttık. Furkan. Taylan oyuna dahil olacak. Ömer Faruk Ermet çıkıyor. Golü attı. 69'da İnegöspor öne geçirdi. Yusuf Şimşek gidiyor. Taylan oyunda. Yusuf Şimşek gitti ama o elinin tersiyle itti. Aslında saha içerisinde olan şeylerde büyüklüğü büyükler gösterir. Atılan gollerde herhangi bir şey yok. İtiraz daha hiç çıkmadı. 90+4 oynanıyor artık. Bunu böyle bitirelim. Bunu böyle bitirelim. Bahadır. Orhan. Ersel öne geçti. Ersel ama Ömer Kandemir topa yakın. Bahadır. Şimdi tekrar Orhan'dan aldı topu. Atağın yönünü sağ tarafa doğru çevirdi Emir. Furkan Özyapı. Orta yerden Furkan Bekleviç. İnegöl'de uzatmalar. 2-0 önde Bordo Beyazlar. İlki geride kaldı. 90+1. Oğuzhan top oyun alanında kaldı, ardından çıkarttık. Ömer Kandemir. Ömer Kandemir. Orta kaleci Sercan. Sercan.
Muhammed. Ersel. Bahadır. Geçiremedi. Cem Özdemir. Kaleci Furkan. Bahadır. 90+3 geride kaldı. 2-0 öndeyiz. Serbest vuruş kullanıyor konuk takım. Orta Sercan. Gözler artık Ayberk Demirbaş'ta. Topun atıldığı noktada kimse yok. Saatini kontrol etti maçın hakemi. Sakin. Furkan bıraktı. Ethem Ercan. Ömer Faruk Ermeç'in 69'daki gol, 74'te Bahadır. Fark 2'ye çıktı. Sami. 2-0 öndeyiz. Puanımız 6'ya çıkıyor. Kalsın. Önümüzdeki Sermen. Hafta Arnavutköy deplasmanına gidiyoruz. Dayan git. Bahadır destek. Hüseyin. Vuruş dışarı gidiyor. Köşe vuruşu. Bitti. Bunu savuşturursak son düdük gelebilir. Kafa geçti ya. Orta arka tarafa doğru aşırdık ve son düdük geldi. İki sıfır kazandık. Evet, maç sonrasında tekrar birlikte olacağız değerli izleyiciler. İki gol. Puanımız 6'ya çıktı. Burhan Eşer'in tepkisi var ama ne anlamadım. Evet, maç sonrası tekrar birlikteyiz. Taktım.
Müziği alıyorum. Müziği var ya, tiketini de. Tamam, soldaki mic, mic yazanı aldım. Top eksik, top eksik, top eksik. Top. O taraf atayım mı? Durun da hazır olun. Sen gir al, konuşmaya başla. Evet, hazırım. Arkadaş Ispartalı mı? Ses bir test 4-5 6 7 çok zor. Çık. Baba şunu al. Bir saniye. Bir dakika dur. Evet abi. Tamam. Tamam. Mik yazan da tamam. He yok, onların bir de sağında bir şey var, tık tık. Onlar. Şu an sana fotoğraf attım ben, doğru değil mi? Geliyor şimdi. İsmail. İsmail. Ses 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yöneticiler alma. Aziz Bolat var, Cihan var, onlar var hepsi. Ozan, in şuradan. Şuradan inin. Ses 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ses 1, 2, 3, 4, 5. Ozan gel. Hazırım ben. Oyuncular girmeden girelim, girelim. Yöneticiler falan var. Bir girelim. Hazır, hazır. Hazırım, hemen girsin. Evet, Isparta Spor'u zorlu geçen mücadeleden sonra 2-0 yendik. Gol sevinçlerini yaşamadık. Basın sözcümüz Ozan Can var yanımızda. Neler söyleyeceksiniz? Evet. 3 haftalık mağlubiyetin ardından çok kritik bir maça çıkmıştık. Zaman zaman aksayan yönlerimiz vardı ama genel itibariyle mücadele olarak başarılı bir oyun sergilediğimizi düşünüyorum. 2 gol net bir skor diyebiliriz ama dediğiniz gibi gol sevinçlerini yaşayamadık. Yani tribünlerde, sahalarda görmek istemediğimiz olaylar cereyan etti. Sonuçta biz hocamızın yanındayız, istikrardan yanayız. Yani bunları görmek istemiyoruz. Biz her zaman destek olmalarını istiyoruz taraftarımızdan, sağduyulu olmalarını istiyoruz. Ve bu takım çok daha iyi yerlere gelecektir. Sonuçta sezonun daha çok başındayız. Umarım daha da iyi olacağız. Teşekkür ediyoruz. Evet, basın sözcümüz Ozan Can'ın görüşleri böyleydi. İnegöl oyuncular tribünlerde taraftarlarla beraberler değerli izleyiciler. Hemen bakıyorum yönetim kurulunda da isimler var. Aziz Bolat. Evet. İnegöl Spor Kulüp Başkan Yardımcımız Aziz Bolat canlı yayın konuğumuz. Sayın Bolat, gol sevinçlerini yaşamadık. 2-0 evet. Kazandık. Neler söyleyeceksiniz? Yani ihtiyacımız olan bir galibiyeti aldık. Güzel oldu. Bu galibiyeti bütün taraftarlarımıza armağan ediyoruz. Biraz daha sabırlı olursak inşallah beklediğimiz başarılar daha da gelecek yani. Sıkıntılı anlar oldu. Siz de müdahale edeceksiniz. Yani onlar da olabiliyor. 3 haftadır biz galibiyet olmayınca onlar da biraz strese girdi. Ama yani yine Göl Spor taraftarıyla bir güzel yani. Teşekkür ederiz. Evet, Aziz Bolat canlı yayın konumuzdu. Sevgili seyirciler, bakıyorum tabii gergin bir karşılaşma. Onu söyleyeyim, 69. dakikada attığımız gol var. Ardından 74'te Bahadır Taşdelen'in golü var. Kulüp başkanımız Sayın Kani Ademoğlu canlı yayın konumuz. Sayın başkanım, yayınımıza hoş geldiniz. Gollerin sevincini yaşamadık. Çok gergin başladı. Bizim için de öyleydi aslında. 2-0 kazandık. İlk yarıda daha kolaylar atamadık. Zorlar attık. Neler söyleyeceksiniz? Vallahi öncelikle takımımı tebrik ediyorum. Gerçekten güzel mücadele ettiler. Yani gerginlik vardı. 3 maçtan beri yenildiğimiz için takımın üzerinde de bizlerin üzerinde de teknik heyetin de üzerinde aynı gerginlik vardı. Ama biz bu hafta iyi hazırlanmıştık. Topçularla gerek toplu halde gerek de tek tek toplantıları yapmıştık. Onlar da sağ olsun iyi mücadele ettiler. Ne skorla ayrıldık. Yani o yönden mutluyuz.
Taraftar olaylarına geldiğimiz zaman da buradan ben taraftarlarımıza verdiği destekten dolayı özellikle teşekkür ediyorum. Bizim kulübümüz 1984 yılında kuruldu, İnegöl Spor. 1984 yılından beri İnegöl Spor taraftarı gerek iç sahada gerek dış sahada hiçbir zaman takımını yalnız bırakmamıştı. Yani taraftar haklı olarak 3 haftanın gerginliğinden dolayı bir küfürsüz, normal profesyonelce tepki verdi ama bizdeki düşükleri istemeden teknik heyetimizin de istem dışı hareketine dönüştü. Daha fazla tepki oldu. Biz bunları inşallah yani taraftarlar gerek taraftarlarımızla gerek hocamızla orta yolu bulup görüşürüz. Şey yaparız, yanlış mıydı teknik ekibin yaptığı hareket? Kesinlikle yanlıştı. Bizim taraftarımız, çünkü canımız, ciğerimiz dediğim gibi İnegöl Spor şehri her zaman takımına sahip çıkmıştır. Sahip çıkmaya da devam edecektir. Teşekkür ederim. Teşekkürler başkanım. Evet, Kaan Ademoğlu başkanımızın görüşleri böyleydi. Tribünlere doğru gidiyor İnegöl Sporlu taraftarlar, değerli izleyiciler. Şu anda mesajlarımıza da 2-0 kazandık. Yine grupta bizim dışımızda iki karşılaşma vardı. Soma Spor haftanın sürprizine imza attı. 3-0 Ankara Spor'u deplasmandaydı. Esenler Erok'ta kendi evinde Nazilli'yi 3-2 mağlup etti. Hemen söyleyelim sevgili seyirciler. Bu karşılaşmalar bugün saat 16'da başlamıştı. Ve İnegöl Spor hemen bu karşılaşmaya kaçıncı sırayı çıktı onu da belirtelim. Çünkü bir maç eksik. Bordo Beyazların yine 13. sırada 6 puanda görüyoruz. Yine yarın maçlar var. Bu açıdan karşılaşmalar bizim için bu hafta içi sayesinde hafta içi programında da söyledik. Yani İnegöl Spor için bu karşılaşma çok önemliydi. Çünkü 3 haftadır kaybeden bir takım vardı ve bugün kazanma adına da aslında her şeyi yaptınız. İlk yarıda 3 net pozisyon var. O pozisyonlar sonuç gelmedi. Ardından ikinci yarıda kaçan pozisyonlar, daha doğrusu ilk yarıdaki pozisyonlara uzak pozisyonlardı. Onlardan sonuç aldık ve puanımızı 6'ya çıkarttık. Hemen söyleyelim, 60. dakikadan sonra tribünlerin Şaman Yıldırım'a yönelik takım neden oynamıyor şeklindeki protestoları vardı. O protestolardan hemen 2 dakika sonrasında Ömer Faruk Ermeç'in golü geldi ki o gol sonrasında bir anda tribünler başka bir kimliğe büründü. İşte şu anda taraftarlar da oyuncularla bir görüşme halindeler. Daha doğrusu onlarla bir barış gibi bir şey aslında, ki bu da çok ihtiyacımız olan bir şey. İyi başlamıştık lige. Bayburt'u yenmiştik. 3 maç kaybettik ve bir anda alt sıralarla irtibatlar hale gelmiş olduk. İşte oyuncular buradan ekranlara da geliyor. Evet, Ömer Faruk Ermeç yine başrolle 69'da golü attı. Geçen hafta da ilk golü atmıştı. Ve bugün İnegöl Spor kazandı. Ve işte gol, daha doğrusu galibiyet sevincini böyle paylaşıyoruz. Ki kazanmaya çok mu çok ihtiyacımız vardı değerli izleyiciler. Evet, hemen bakıyorum oyuncular. Evet, hemen canlı yayın konumuz Furkan Özyapı. Furkan, bugün kazandık. Gergin bir maçtı kardeşim. Yani gol sevincinde fazla yaşamadık. Neler söyleyeceksin? Ya vallahi bir kötü gidişat vardı. Buna dur dediğimizi düşünüyorum. İlerleyen haftalarda da galip gelmeye devam edeceğiz. Şu anlık her şey çok güzel. Galibiyetin tadını çıkarmak istiyoruz. Teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Ömer Faruk Ermeç canlı yayın konuğumuz olacak. Ermeç, yayınımıza hoş geldin. Hoş bulduk. Ermeç, golde de bir süspinal mesaj verdin. Neler söyleyeceksin? Gergin maçtı. Hemen maçı konuşalım. 3 haftaları kaybediyoruz. Evet abi. Ardından Yusuf Şimşek'le bir gelelim. Evet. Maçı kazanmak çok istiyorduk. Yani bu bizim çıkış maçımızdı. İlk yarı 0-0 bitince ben kazanacağımızdan çok emindim. Çünkü diğer maçlarda çok inanılmaz kötü goller yedip ilk yarı mağlup girdik. Toparlamaya çalışırken maç bitti. Bu maçta Allah'a çok şükür ilk golü bana atmak nasip oldu. Ondan sonra Yusuf Hoca'yla yaşadığımız hadise, bizim kalecimiz Sercan dışarı topu attı. Kendi oyuncusuna Yusuf Hoca, Yusuf Şimşek gibi bir isim. Yani bu Türk futbolunun
inanılmaz isimlerinden, inanılmaz yetenekli hem futbolcularından hem de hocalarından, yani topu dışarı atma, oynamaya devam et gibi söylemlerde bulundu. Ben de haliyle sana yakışmıyor Yusuf hocam, yani sen karakterli, düzgün, kariyeri olan bir insansın dedim. Bana küfürler etmeye başladı. Yani ben de haliyle ufak bir tepki gösterdim. Yani böyle oldu. Golde de hiç kimseye mesaj vermedim. Yani Şaban Hoca'ya koştun direkt. Şaban Hoca'ya istifa, oynamıyor şeklinde. Evet, Şaban Hoca'nın üzerinde baskı vardı. Taraftarla da bir sıkıntı yaşadı. Yani biz takım olarak, yönetim olarak hoca ve güzel bir takımımız var. Sadece şanssız mağlubiyetler aldık. Benim de hatam vardı bu Erzincan maçında kırmızı kart görüp takımımı, yani bir buçuk maç yalnız bırakmamda benim de hatam vardı. Belki ben olsam farklı şeyler olabilirdi. Nasip değilmiş ama toparlayacağız. Biz bu hale getirdik. Biz kendimiz toparlayacağız. İnşallah abi. Taraftarla da iyi oldu. Konuştuk. İnşallah bundan sonra daha güzel şeyler olacak abi. Teşekkür ederiz Ermet. Evet, Ömer Faruk Ermet canlı yayın konuğumuzdu. Şaban Yıldırım şu anda içeride hemen Şaban Yıldırım gelemiyormuş gerginlikten dolayı. İsmail seninle hemen final yapalım. Şimdi çok gelgitli, soru işaretli bir maç yaşadık. Yani gole kadar Şaban Hoca niye oynamıyor? İlker'i yiydik, 3 pozisyon vardı. Sonrasında kaçırdık. Ardından 3 pozisyon kaçırdığımız ikinci yarıda hiç belki zor pozisyonlarla gol attık. Evet. Ve oyuncular Şaban Hoca'ya koştular. Şaban Hoca'nın bu arada kulübeden de yardımcı hocanın çıkıp da türbünlere doğru hareket yapması da yanlış. Neler söyleyeceksin? Sen de hemen değerlendirmeyi alalım. Evet Metin abi, tabii bu tür hareketlerin yanlış olduğunu düşünüyoruz ama senin de geçmişte gördüğün gibi bu tarz olaylar bazen camiaları ateşlemekte çok faydası olan olaylar. Tabii doğru bulmuyoruz ancak oldu. Defteri kapatmamız lazım. İnegölspor maçına gelirsek ilk yarıda iyiydik, pozisyonlar bulduk. Yine her zamanki gibi saçımızı başımızı yolduk yukarıda ama senin de dediğin gibi ikinci yarıda zor pozisyonda Ermiç'in vurduğu şut gol olunca bir anda oyun lehimize döndü. Isparta zaten olanakları bence kısıtlı bir takım. Bu ligin orta alt sıralarında yer alabilecek bir takım. Başarılar diliyoruz İnegölspor'umuza. Önümüzde kupa maçımız var, lig maçımız var. Bundan sonraki maçlarda da 3 puanı hedefliyoruz diyelim. Evet, teşekkür ediyoruz değerli izleyiciler. İlçe stadından aktaracaklarımız bu kadar. 69 Ömer Faruk Ermeç, 74 Bahadır Taşdelen'in golleriyle 2-0 kazandığımız maçta puanımızı 6'ya çıkarttık. Ve bir anlamda son 3 maç kaybeden İnegölspor'un bir anlamda çıkış maçı olur diye bekliyoruz artık. Karşılaşmanı canlı yayınladık. Yapım ve yayında emeği geçen tüm arkadaşlarım adına esenlikler diliyorum. Hoşçakalın.